Buradaki amit fonksiyonel grubuna bir bakalım ve bu azotun sterik sayısını belirleyerek başlayalım. Sterik sayısı sigma bağlarının sayısıyla ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısı toplamına eşit. Bu, bu ve şu sigma bağlarımız yani toplamda 3 sigma bağ var. Artı ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısı. Azotun üstünde bunlardan bir tane görüyoruz. Evet, böylece 3 artı 1 bize toplam sterik sayısını 4 olarak vermiş oluyor. Bu da 4 hibrit orbital olduğu ve buradaki azotun sp3 hibritleştiği anlamına geliyor. sp3 hibritleşmesinin azot için bir trigonal ve piramidal bir geometrik yapı anlamına geldiğini biliyoruz. Ve bu, bu fonksiyonel gruba bakmanın bir yolu. Azotun ortaklanmamış elektron çifti şu anda azota lokalize olmuş durumda. Ancak artık rezonans yapılarını bildiğimize göre bu çiftin rezonans yapısında azota lokalize değil, delokalize olduğunu biliyoruz. O zaman bu ortaklanmamış elektron çiftini alıp pi bağı oluşturmak için buraya taşıyabiliriz. Böylece pi elektronları da bu oksijene geçer. Öyleyse devam edelim ve diğer rezonans yapısını çizelim. Üstteki oksijenin etrafında artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti ve eksi bir formal yük olacak. Ve bu karbonla azot arasında çift bağımız olacak. Evet, geri kalan şeyleri de tamamlayalım. Bu azotun artık artı bir formal yükü var ve rezonans yapımızı tamamlamak için köşeli parantezimizi de koyalım. Şimdi bu elektronları takip edelim. Mor elektronlar yani bu ortaklanmamış elektron çifti pi bağımızı oluşturmak için buraya hareket etti ve maviyle gösterdiğim bu pi elektronları ise oksijene geçti. Bu da oksijene eksi bir formal yük vermiş oldu. İkinci rezonans yapımızdaki bu azot için sterik sayısını hesaplayalım. Sterik sayısı eşittir. Sigma bağlarının sayısı bu ve şu sigma bağ. Tabii burası çift bağ bir tarafı sigma bağı, diğeri ise pi bağı. Yani azotun çevresinde toplamda 3 sigma bağı var. Artı diyelim herhangi bir ortaklanmamış elektron çifti olmadığından 0 diyoruz. Toplam 3 çıkıyor. Bu da 3 hibrit orbital olduğu anlamına geliyor. Yani sp2 hibritleşmesi söz konusu. Bu da azotun etrafında düzlemsel bir trigonal geometrik yapı olduğu anlamına geliyor. Biz düzlemsel diyelim Burada elektronlarımızın delokalize olduğunu gösterdik. Yani rezonanstan dolayı ortaklanmamış elektron çifti delokalize oldu. Deneysel çalışmalar da fonksiyonel amit grubunun düzlemsel olduğunu göstermiştir. Yani buradaki atomlar aslında düzlemsel. Bunun anlamı şu. Mor elektronlar bu azotta lokalize değildir. Delokalizedir. Tabi bu da azotun sp2 hibritleştiğini ve bir p orbitaline sahip olduğunu gösteriyor. Böylece mor renkteki bu ortaklanmamış elektron çiftinin d lokalize olmasını sağlıyor. Yani rezonans yapısı çizmenin gerçekte olanlar konusunda bize ipucu verdiğini belirtebiliriz. Bu ortaklanmamış elektron çiftinin rezonans yapıya katılması azotun sp2 hibritleşmesini sağlıyor ve bir p orbitaline sahip oluyor. Şimdi de aşağıdaki bu örneğe bakalım. Önce molekülün sol tarafını bir inceleyelim. Burada bir fonksiyonel amit grubu görüyoruz. Ve azotun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerine baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi bu ortaklanmamış elektron çifti aslında delokalizedir. Yani elektron çifti rezonans yapısına katılır. Tabi bu da geometrik yapıyı ve azotun hibritleşmesi hakkındaki düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bu mor elektronlar delokalizedir çünkü rezonans yapısına katıldılar. Şimdi farklı renk seçelim. Mesela mavi olsun. Amin üzerindeki mavi elektronların gidecek bir yeri yok. Bu yüzden rezonans yapısına katılamazlar. Bu ortaklanmamış elektron çifti azota lokalizedir. İşte bu yüzden amidin aminden fonksiyonel grup olarak nasıl farklı olduğunu ve bu ikisinin nasıl tepki verdiklerini, nasıl davrandıklarını düşünmek çok önemli. Başka bir örneğe bakalım. Diyelim ki ortaklanmamış elektron çifti azotta lokalize. Şimdi sterik sayısını hesaplayalım. Sterik sayısı eşittir. Önce sigma bağlarının sayısını hesaplayalım. 1, 2 ve 3 yani 3 sigma bağ var. Artık azotun bir tane ortaklanmamış elektron çiftini ekliyoruz. 3 artı 1'den toplam 4 çıkıyor. Demek ki 4 hibrit orbital var. Bu da azotun sp3 hibritleştiğini ima ediyor. Fakat biliyoruz ki bu ortaklanmamış elektron çifti bu azotta lokalize değil. Tam tersine delokalize. Çünkü rezonans yapısına katıldı. Onu da elimizde böyle bir örüntü olmasından anlıyoruz. Örüntü neydi? Bir tane ortaklanmamış elektron çifti yanında da pi bağı. Pi bağını mor yapalım. Ve şimdi rezonans yapısını çizebiliriz. O zaman buradaki mavi elektronları alıp buraya taşıyabiliriz. Tabi o zaman buradaki karbonun çok fazla bağı olacağından buradaki elektronları bu karbona itiyoruz. Evet şimdi rezonans yapısını çizmeye başlayabiliriz. Burada halkamız var, üstte azot var ve ona bağlı hidrojen var. Evet, mavi elektronlar pi bağını oluşturmak için buraya hareket etti ve mor elektronlar da bu karbona geçti. Tabii bu da karbona eksi bir formal yük vermiş oldu. Şimdi bu azotun yani artı bir formal yük alan azotun sterik sayısını hesaplayalım. Sterik sayısı eşittir. Önce sigma bağlarının sayısı diyoruz. Bu bağ sigma, buradaki sigma ve bu çift bağın bir tanesi sigma, diğeri ise pi. Sonuç olarak 3 diyoruz. Artı herhangi bir ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için 0. Toplamda sterik sayısı 3 oluyor. Tabi bu da 3 hibrit orbital yani sp2 hibritleşmesi anlamına geliyor. Şimdi bu ortaklanmamış elektron çiftinin delokalize olduğunu biliyoruz. Yani o da bir p orbitalinin yerini alacak. Böylece bu azot sp2 hibritleşecek. Çünkü sp2 hibritleşmesinin 3 tane sp2 hibritleşmiş orbital ve 1 adet p orbitali olduğunu biliyoruz. Yani bu mavi ortaklanmamış elektron çifti aslında delokalizedir ve bir p orbitalinin yerini alır. Şimdi alta geçip çizmeye devam edelim. Evet, bu azot. Tabii bu kez biraz açılı bir yapı görüyoruz. Eğer bu azot sp2 hibritleşmişse o zaman bir tane p orbitaline sahip demektir. Öyleyse onu azota ekleyelim. Mavi renkli elektronlar da delokalize olmalarından dolayı bir p orbitalin yerini alacaktı. Böylelikle bu elektronlar rezonans yapısına katılabilir. Evet, buraya hidrojen ekleyip tamamlayalım. Aslında elektronları koymayı unutmuşum. Çünkü rezonans yapısına çizerken devam edebilirdim. Mesela bu mor elektronlar buraya gelir. Buradaki elektronlar da bu karbona geçer. Bu noktadan sonra da devam edebilirim. Yani çizilebilecek çok daha fazla rezonans yapısı var ama zamandan ötürü bunu şimdi yapmak pek mümkün değil. Biz burada sadece bu nokta yapılarını çizerek rezonansın hibritleşmeyi nasıl etkilediğini ve hibritleşme hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. Ki bu nokta yapıları mükemmel gösterimler değildir demiştik. Öyleyse şimdi devam edip molekülümüzü tamamlayalım. Çünkü bu 4 karbonun hepsinin çift bağları olduğunu biliyoruz. Böylece bu 4 karbonun hepsi de sp2 hibritleşmiştir. Ve her birinin p orbitali olur. O zaman buradaki tüm karbonlara birer p orbitali çizelim. Ve bu elektronlara baktığımızda, tabi önce gösterelim. Evet, kırmızı elektronlar yani pi elektronları rezonans yapısına katılıyorlar. Ve böylece rezonansa katılan toplam 6 pi elektronumuz oluyor. Bunların dördünü kırmızıyla işaretledik ve diğer ikisi de mavi elektronlar ki onlar da p orbitalinde duruyorlar. Bu işlediklerimiz aromatik bileşikleri işlerken son derece önemli olacak. Şimdilik delokalize ve lokalize elektronların farkını anlamaya çalışın. Bizim örneğimizde Azotun üzerindeki elektronlar delokalizedir ve rezonans yapısına katılırlar. Son bir örnek daha yapalım. Bu molekülümüzdeki azotun sterik sayısını hesaplayarak başlayalım. Evet, sterik sayısı eşittir. Önce sigma bağlarının sayısını buluyoruz. Burası sigma bağ ve şuradaki çift bağın bir tanesi sigma bağ. Öyleyse iki tane sigma bağımız var. Artı azot üzerindeki bir tane ortaklanmamış elektron çifti. 2 artı 1 sterik sayısını 3 olarak veriyor. Bu da 3 hibrit orbital yani sp2 hibritleşmesi anlamına geliyor. Şimdi buradaki azot sp2 hibritleşmişse o zaman bir tane p orbitali olacak. Öyleyse buraya p orbitalimizi çizelim. Şimdi bu karbonlara da bakalım. Şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4 ve 5 karbon. Bütün bu karbonların çift bağı var ve sp2 hibritleşmişler. Öyleyse şimdi hepsine p orbitali çiziyoruz. Yani bu karbonların hepsinde 3 tane sp2 hibrit orbital var ve bir hibritleşmemiş p orbitali var. Buradaki azot için de aynı durum söz konusu. O da sp2 hibritleşmişse 3 adet sp2 hibrit orbitali ve hibritleşmemiş bir p orbitali var demektir. Hibritleşmemiş p-orbitalini çizmiştim. Şimdi mor renkle bu sp2 hibritleşmiş orbitalleri çizelim. Bu hibrit orbitallerden biri bu sigma bağını oluşturuyor. Bir diğeri ise bu sigma bağını oluşturuyor. Üçüncü orbital de burada olmalı. Ve aslında ortaklanmamış elektron çiftinin yani maviyle işaretlediğim bu elektron çiftinin olduğu yer. Bu çift sp2 hibritleşmiş orbitalde lokalize. Şöyle ok çizerek göstereyim. Bu ortaklanmamış elektron çifti sp2 hibritleşmiş orbitalde lokalize. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti rezonansa katılamaz. Çünkü azotun zaten pi bağı var. İşte bu pi elektronları p orbitalini kullanıyor. Hemen göstereyim. Sağ taraftaki bu p orbitalini kullanıyorlar. Bu da bu mavi elektronların orbiteli kullanamayacağı anlamına gelir ve böylece mavi elektronlar aslında bu azotta lokalizedir. Bu ilk düşündüğümüz şey olmayabilir. Çünkü bir örüntüden bahsettik ve örüntüde bu mavi ortaklanmamış elektron çifti pi bağının yanındaydı. O yüzden rezonans yapısı çizebileceğimizi düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bunu yapamamamızın nedeni yeşil elektronların rezonans yapısına katılmalarıdır. Zaten bu P orbitalini hali hazırda kullanıyorlar. Evet, bu daha önce bahsettiğimiz noktalara kıyasla bir istisna. Elektronlar pi bağının yanında olursa delokalizedirler demiştik. Ama burada öyle değil. Bu istisnaya dikkat etmenizi öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.